Şimdi Tevbe suresinin bu 38. ayeti hayırla yad etmek, Rabbimden yerle gök arası kadar e, sıhhat ve afiyet, rahmet temenni etmek için bir kere daha zikredeyim. Yaşımın 7-8 olduğu yıllarda yani neredeyse bundan e, hemen hemen 50 sene önce Mahmut Usta Osmanoğlu Efendi'nin sabah derslerinde, tefsir derslerinde bu ayeti dinlemiştim. Allah ona rahmetiyle muamele buyursun, afiyetler ihsan etsin. Cümlesi aynen şöyleydi bu. Önündeki ayetlerle beraber okumuştu bunu. Bakın ben size söylüyorum. Her çaba evden çıkarken bu ayeti bir okuyun, ona göre gün geçirin sonra pişman olursunuz. Demişti Allah selamet versin. Yaklaşık 48 senelik bir sözdür bu. Benim de ilk hafızlar aşırı ezberlerler böyle bir yerde okumak için. Ona binaen ilk ezberlediğim aşır burası olmuştu. Yani böyle bir teşvikli bir yer diye. Kimse bana bu okuduğun aşırın manası nedir diye sormadığın için de sonraları okumadım. Yani bu aşır hep bir yer okunmak için Kur'an'dan okunduğu için işe yaramadı benim ezberlediğim aşır. Allah ondan razı olsun. Size tavsiyem her gün bu ayeti okuyun demişti sallallahu aleyhi Niye yere çakıldınız? Dünya hayatına mı takılıyorsunuz? Ayeti bugün de, yarın da, her gün eğer Kur'an bizim ikaz kitabımız ise bu ayet okunmalı. Aksi takdirde yere çakılmak Karun gibi aşağı doğru batmaya dönüşüyor çünkü. Bu ayet şimdi niye Karun gibi bata bata devam ediyorsunuz dünyada diyecek hale geldi belki de.